bugün, dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda. Yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle, en azından rüyamda vesile tutunmama. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Yardım et. Kadir! Bırak gebersin. Ne diyorsun abi sen ya? Nasıl bırakayım? Caddesi. Çok acil bir ambulans yollar mısınız? Teşekkürler. Öldü mü? Öldürdün mü? İsmet kaç. Kaç senden bilmesinler İsmet. Akif Bey. Yakın mısınız? Hayır, değilim. Ne oldu? Bir inşaattan düştüm. Kaçıncı kat? Bilmiyorum, hatırlamıyorum ki. İkinci kat falandı galiba. Arkadaşlar, acilen travma odasını alıyoruz. Çabuk. Siz burada bekleyin. Tamamdır. Efendim Aybüke? Abi benim. Neredesin, merak ettik seni. Asiye, ben hastanedeyim şu an. Ufak bir kaza oldu ama ben iyiyim, tamam mı? Merak etme. Ne hastanesi abi, ne oldu? Bir tane panik yapma. Ben iyiyim diyorum sana, gelince anlatacağım. Kapat şimdi, olur mu? Hastanın özel eşyaları bunlar. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ben ne diyeceğim bu kıza şimdi ya? Nasıl anlatacağım durumu? Baba neredesin? Annem yemek için seni bekletiyor bak. Vallahi çok acıktık. Melisa. Ben Kadir. Ömer'in abisiyim. Sana bir şey diyeceğim ama korkma, olur mu? Babam bir kaza geçirdi. Ne? Ne kazası? Hastanedeyiz şu an. Bir dakika. Neredesiniz? Tamam, tamam, geliyoruz. Tamam. Anne! Akif Atakul Hastane'ye sen getirmişsin. Evet, ben getirdim. İfade vermen gerekiyor, bizimle gel. Tamamdır. Hadi siz geçin arabaya. Hadi geçelim. Ne yaptın lan? İsmet.
Arkamdan iş mi çevirdin? İsmet sakin ol kardeşim. Sattın mı lan beni? Şerefsiz! Söyle söyle! Sattın mı? Sattım lan! Para da istedim. Kadir'e her şeyi anlatacağını da söyledim. Ama yaramadı oğlum. Suratımın haline bak İsmet. Öldürüyordu lan adam beni. Öldürüyordu lan! Seyfi. Tamam. Seyfi. Yok bir şey. Sen arabaya geç, ben geliyorum şimdi. Allah belanı versin seni. Aptal herif. Lan ben senin yüzünden belki de katil oldum. Katil mi oldun? Ne yaptın lan? Akif şantiyeye geldi. Telefonu almak istedi. Ben de vermeyince bir itiş kakış oldu aramızda. Sonra... Sonra da işte düştü. Öldü mü lan? Bilmiyorum. Yerde hareketsiz yatıyordu. Sen gidip söylemeseydin bütün bunlar olmayacaktı. Her şeyi sen berbat ettin lan! Ne güzel paramızı alıp kurtulacaktık lan bu hayattan. Ha? Kudurdum Kadir'e her şeyi söyleyeceğim diye. O vicdanın kurtarsın şimdi seni. Ben de yeni geldim Melisa. Doktoru bilgi vereceğim dedi. Birazdan onu bekliyorum. Erhan bana doğruyu söyle. Kocam iyi mi? Ne oldu kocama? Ne oldu? Söyler misin lütfen? Gerçekten bilmiyorum Nebahat Hanım. Ben gidip doktoruyla bir görüşeyim, bilgi edinip geleyim. Kadir. Ne yaptın lan sen babama? Ne yaptın lan sen babama? Ah, Doruk oğlum ne yapıyorsun? Önce anlatacak bu pislik. Bir indir elini. Bırak yakamı. İnsan gibi konuşamıyor musun sen? Ben senin babana hiçbir şey yapmadım. Yalan söyleme. Doğru, bırak dedim. Yalan söylemiyor. Bu delikanlı babanı hastaneye getirdi. İfadesini aldık. Olay tanık olmuş sadece. Tamam memur bey, teşekkür ederiz. Sorun yok. Sorun yok. Oldu mu Doruk? Öğrendin, rahatladın mı? Oğlum, burası yeri mi, sırası mı? Ne yapıyorsun sen? Ay bu Erhan da gelemedi. Ay çıldıracağım artık. Birisi söylesin kocama ne oldu benim? Bakın, ben şantiyeye gittim. Akif Bey gözümün önünde düştü. Ben aldım buraya getirdim, başka da bir şey bilmiyorum. Düştü mü? Erhan abi ne oldu, ne dedi doktor? Vücudunda bazı zedelenmeler varmış. Birkaç kesik dikiş atmışlar. Ama durumu iyi. Çok şükür. Görebilir miyiz peki? Evet evet, doktoru görebilirsiniz dedi. Odaya almışlar. Buyurun şu tarafa. Tamam, hadi. Erhan Bey. Bunlar Akif Bey'in eşyaları, bana verdiler. Siz artık ulaştırırsınız Akif Bey'e. Tamam. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Baba. Baba iyi misin? Akif, Akif. Baba. Canım, canım nasılsın? Nasıl düştün? İyiyim Nebahat, merak etme. Ah, ah Allah'ım. Hayır ben anlamıyorum. Akif, senin gece vakti ne işin var şantiyede? Sen patronsun, çalışanların neden ilgilenmiyor? Nebahat, burada mı devam edeceksin azarlamaya? Acır, koluma vurup durma ya, canım acıyor. Tamam hayat, tamam, tamam. Kadir. Şantiyede o çocuk buldu beni. Buraya da o getirdi. Kadir burada mı kızım? Evet baba. Doruk da babama sen mi bir şey yaptın diye üstüne saldırdı. Kızım. Öyle teşekkür etti çocuğa. İspiyonlayacaksın yani illa ha? Oğlum. Niye böyle yapıyorsun oğlum? Niye kabadayılık yapıyorsun? Tamam hayatım, tamam. Yorma sen kendini. Erhan burada mı oğlum? Burada baba, geldi. Bir çağırsana onu. İşle ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Sonra biraz dinleneyim olur mu? Tamam hayatım, tamam. Biz kapının önünde bekleyelim. Bir şey ister misin baba? İstemem güzel kızım. Geçmiş olsun Akif. Şimdi sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Buyurun Akif Bey.
bizim inşaatlardan birinde İsmet diye bir çocuk çalışıyor. O çocuğun telefonunda bana ait görüntüler var. Eğer o görüntüler ortaya çıkarsa başımız çok ağrır. Anladın mı beni? Tamam. İsmet'i bul. O telefonu ortadan kaldır. O çocuğu da bir daha görmeyeceğimizden emin ol. Siz merak etmeyin. Sana güveniyorum. Akif Bey'i Yamar'a götüreceğiz. Sizi dışarı alalım. Asiye! Döşeğiniz ıslak. İnat etme. Gelin içeride kalın bu gece. Bak konuya komşuya reklam ediyorsunuz beni. Ondan sonra adım çıkacak vicdansız Şengül diye. Yok yenge, idare ediyoruz biz böyle. İlla gurur yapacaksın. Kim dolduruyor sizi? Abin mi? Nerede o Kadir? Hastanedeymiş. Hastanede miymiş? Kavga mı ettin sen ha? Ne hastanesi? Belaya mı bulaştın? Yok yenge, ne kavgası ne belası. Akif Bey'i hastaneye götürdüm bir tane. Akif Atakulu. O niye o? Şantiyede bir kaza olmuş. İnşaattan düşmüş. Ölmüş mü? Yok yenge, ne ölmesi? Adam iyi durumda. Sadece zedelenme var vücudunda. Senin ne işin vardı o saatte orada? İsmet abi çağırdı beni. Gel bir konuşalım dedi. Gittim. Adam düştü, İsmet abi ortadan kayboldu. Ben de anlamadım. Az yaralandı dedin değil mi? Zenginlerin işi çabuk görülür. Esas sen şu kardeşlerine söyle. İnat etmesinler de içeri girsinler, bizde kalsınlar bu gece. Çarşafınız ıslak, döşeğiniz sırılsıklam. Hasta olacağınız. Yok yok yenge, biz hallederiz. Ben artık size ne diyeyim? Ha? Paşa gönlünüz bilir. Gel bir tanem, girelim biz içeri. Bu çocuk da konuşacaktı Kadir'le acaba. Orhan, ben bir İsmet'e bakıp geliyorum. Ben toplandım, gidiyorum. Birazcık aklın varsa sen de toplanıp gidersin, tamam? Baba bırakın beni! Bırakın beni! Bırakın! Bırakın, ben bir şey yapmadım! Bırak! Bırak, ne istiyorsunuz? Bırakın, ben ne yaptım size ya? Bırak! Bırak! Bak! Bırak! Abi, abi vallahi billahi kasten olmadı. Bilerek gitmedim Akif Bey, kendisi düştü. Telefonunu çıkar. Telefon? Telefon. Burada abi, buyur. Görüntüler de içinde, ben istemiyorum. Ah, senin olsun. Sil önce. Oradaydı. Sen bitti gitti. Al abi buyur. Başka kopyası yok değil mi? Yok abi, Seyfi de vardı, o da silmiş zaten. Vallahi yok, billahi yok ya. Yemin ederim yok abi. Nerelisin sen? Yozgat abi. Şimdi Yozgat'a bir otobüs bileti alıyorsun. Sonra da buradan defolup gidiyorsun. Bir daha da Akif Bey'e en ufak bir rahatsızlık vermiyorsun. Anladın mı? Anladım abi. Biz yine de anladığından iyice bir emin olalım. Abi kurbanın olayım. Abi! Ah! Abi! Bu akşam böyle idare edeceğiz ablacığım, olur mu? Hadi gel bir tanem, yat. Çıkar ayakkabılarını. Ateşi yok değil mi artık? Yok abi. İlaçları iyi geldi. Öksürüğü de azaldı. Hadi çayları koydum. Sağ ol.
Yakında bir eve çıkarız artık diyorum. Nasıl olacak abi bu iş? İş buldum. Gerçekten mi? Amcamın çalıştığı kolej var ya, onun kafesinde çalışmaya başlayacağım. Kaç para alacaksın? Bilmiyorum Fıstık, daha para konuşmadık. Abi bak, maaşını bilmem de iyi başçı alırsın ha. Bak, zengin çocukları bir çay 7 lira veriyor, 7. Sen nereden biliyorsun? Geçen amcama yardıma gittim ya. Heh, orada gezerken böyle bir kolej havası alayım dedim. Da nereden dedim, cebimde 10 lira para vardı, 7'si çaya gitti. Sonra eve taban vay. Salak. Bundan sonra bedava içersiniz artık. Abi, bir çay içmek için oraya mı gideceğiz? Evet. Hatta orada okumaya başlayacaksınız. Ya abi, dalga geçme, gözünü seveyim ya. Dalga geçmiyorum oğlum. Akif Bey size burs verdi. Nasıl ya? Akif Bey? Evet, Akif Bey. Beni de işe o soktu zaten. Nasıl yani? Biz şimdi zengin çocukları gibi koleje mi gideceğiz? Evet. Siz sabah kalkacaksınız, buradan böyle zengin çocukları gibi koleje gideceksiniz. Gülme kız, şu mesleğinden çıkıp koleje giden sadece biz miyiz? Bence başkaları da vardır yani, vardır. Vardır, vardır. Bir dakika, bir dakika, dalga geçmeyin ya. Siz şimdi gidiyor musunuz, gitmiyor musunuz? Yok yok abi, Asiye bir şey söylesene. Evet abi. Ya şimdi bir yandan da düşününce hemen eve çıkamayabiliriz ya. Önce bir durumları toparlamak lazım. Arabanın çok masrafı var mıdır? Yani abi, araba boydan boya çizik. Öyle bir arabanın yani vardır bayağı ya. Niye Oğulcan ödemiyor? O çizmiş. Abi biz hemen ev tutalım, olmaz mı? Olmaz. Ben söz verdim, ben ödeyeceğim. O da herhalde söyler değil mi? Araba yapıldıktan sonra paranın ne kadar olduğunu. Söylerler abi. İyi misin Fıstık? Özür dilerim abi. Onlarla dalaşmasak bunların hiçbiri başımıza gelmeyecek işte. Şişt. Saçmalama oğlum. Hallederiz biz. Bak bana bak. Halleder miyiz biz? Hallederiz abi. Hallederiz değil mi? Hallederiz abi. Aynen öyle. Hallederiz değil mi? Sus. Kimseyi arama, başım belalı. Yardım et abla. Tamam, dur. Bir elini yüzünü yıkayalım. Kalkabilecek gibi misin? Ha? Ah. Yavaş, yavaş. Ah. 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 Yavaş. Dikkat et, dikkat et. Koy elini oraya bir tane. Ah. Bunu da koy. Ah. Elleri kırılsın bunu yapanların. Allah belalarını versin. İsmet, daha iyi misin? İsmet, ne oluyor? Akif Bey de inşaattan düşmüş. Sana kim söyledi Akif Bey? Kadir söyledi. Hastaneye götürmüş adamı. Ölmemiş ha? İyiymiş. İsmet, yoksa sen bir şey yaptın adama. Abla, vallahi itmek istemedim. Kaza oldu, kendi düştü. İsmet, Allah kahretsin seni. Ne istedin adamdan, niye? Nasıl bulaştın bu belaya? İsmet, cevap versene oğlum. Abla sus, gözünü seveyim dur ya. İsmet, konuşsana. Bu Veli abinin öldüğü gün Akif Bey de şantiyedeydi. Bu Akif ortağının karısıyla kırıştırıyormuş. Suzan Hanım'la. Ha. Hatice abla da bu ikisini görmüş. Veli abiye de söylemiş. Kadıncağız trafik kazası geçirince
Bel abi şantiyeye geldi. Bu Akif Bey'den hesap sordu. Bir itiş kakış oldu. Sonra bu Akif Bel abi itti. Bel abi düştü. Of Allah'ım. Veli Akif Bey mi öldürdü? Ben telefonla kameraya aldım her bir şey. Ne? Kameraya mı aldın? Ha. Sonra Seyfi ile şantaj yapmak istedik. Elimize yüzümüze bulaştırdık. Boynu devril Esice. Sen üç kuruş aklında kime bulaşıyorsun? Milletin pisliğini kameraya almak sana mı kaldı? Ah! Abla vurma, acıyor ya. Daha beter acısın. Az bile dövmüşler seni. Şantaj senin neyine? Ben istemedim ki abla. Kadir'i o yüzden çağırdım şantayı. Anlatacaktım her bir şey. Seyfi berbat etti. Gidip Akif'e her bir şey ispiyonlamış. Sonra Akif şantaya geldi. Sonra da beni bu hale koydular işte. Sen öldürmediklerine dua et. Baksana pisliklerini temizlemek için Hatice ile Veli'ye neler yapmışlar. Of Allah'ım. Yüreğime taş oturdu. Yazık, günah garibanlara. Abla, benim İstanbul'dan gitmem lazım. Gideceksin tabii. Bir daha da ortada görünmeyeceksin. Kalk, topla akıllı fırtını. Abla yavaş ya. Benim valizim hazır. Seni öldürmediklerine dua et. Kuş beyinle. Günaydın mağdurum. Ne? Ne? Oh. Ne oldu ya? Niye sıkıldın? Ha? Yok oğlum, biraz başım ağrıyor ondan. İyi, tamam, kahvaltıyı ben hazırlarım. Hiç uğruna anasız babası kaldı çocuklar. Ah kadersiz yavrular. Anne ne oldu ya? Kendi kendine konuşup duruyorsun. Daldın gittin yine. Anne ben çok açım. Çay koydun mu bari? Çocuklar da açtır şimdi. Git haber ver de kahvaltıya birlikte oturalım, olur mu? Oldu mağdurum ya. Senin merhamet seviyende bir artış falan mı oldu? Babam boşanacağım falan mı dedi yoksa? Niye oğlum, ben taş kalpli miyim? İçim parçalanıyor çocukların bu halini gördükçe. Niye daha önce parçalanmıyordu? Sen ne zevzekleniyorsun benim tepemden? Ha? Git ne diyorsam onu yap. Çağır çocukları. Asiye ile Ömer Ataman Koleji'ne gidecekmiş. Sizin haberiniz var mıydı? Yoo. Nasıl yani? Orada mı okuyacaklarmış? Aynen öyle. Akif Bey burslu almış okula ya. Vicdanını öyle mi temizleyecekmiş şerefsiz herif? Ya ne alakası var mağdurum ya? Adam ne yaptı ki onlara? Veli'yi sigortasız çalıştırdılar. Bir de 3-5 kuruş elimize tutuşturdular ya, ondan diyorum evladım. Ha. İnşallah çocukların diğer masraflarını da karşılarlar da hayatları kurtulur garibanların. Oh ne güzel. E ben ne olacağım peki? Benim hayatımı kim kurtaracak? Onlar kolejlerde okur, şimdi en güzel üniversitelere de giderler. Biz ne yapacağız? Bu çöplükte yuvarlanıp gideceğiz mi? Kızım ne bağırıp duruyorsun? Manyak mısın ya? İstersen bizim de anamız babamız ölsün. He, sana da burs versinler. E saçmasın, ben konuşmayayım be. Ya anne, anne ne olur, ben de o okulda okumak istiyorum. Bizi de gönder oraya lütfen anne, hadi. Ay Bikem beni, güzel kızım. Çok pahalıdır orası, bizim gücümüz yetmez. Hadi kahvaltı yapmıyoruz mu ya? İşe geç kalıyorum ben. Father, şu Ataman Koleji'nin yıllığı ne kadar? Oğlum ne bileyim ya. Ama bir en az 40-50'si vardır, niye sordun ki? Kız da orada okuyamadığı için ağlıyordu şu an. Gerizekalı, odun kafalı salak. Ağır ol be. Bak abisi nasıl davranıyor. Şengül ne oluyor? Orhan bıktım ben bunlardan. Ne istekleri bitiyor, ne dertleri bitiyor. Kapı çalıyor, bakıver. Evet, baba tamam, sen bak. Şerefsiz herif. Ha Kadir, hoş geldin oğlum, gel. Yok yok amca, hiç gelmeyeyim ya. İsmet abiye ulaşamıyorum da telefonu kapalı. Hangi sokakta oturuyordu o? Ha şey, Hilmi bakkal yok mu ya? Onun köşesindeki bina. Hayırdır, sen niye arıyorsun İsmet'i? Önemli bir şey değil ya, bir şey konuşacağım sadece. Neyse gideyim ben, hadi görüşürüz. İyi tamam amca, hadi. Sen nereye Şengül? Kaçma sen her şeye.
Kadir, Kadir, Kadir az bekle. Amcanın yanında söyleyemedim, fırsat olmadı, açamadım bir türlü konuyu. İsmet memlekete gitti, bunu inşaattan kovmuşlar. Eh burada da nasıl, yani iş bulmak kolay bir şey değil, aç bir aç ne yapsın çocuk? Gitti işte, sen niye arıyordun onu? Boş ver yenge ya, önemli değil. Kadir bak, biz İsmet'le aynı sizin gibiyiz. Anamız babamız yok, göçtüler gittiler. Bir ablamız var biliyorsun, o da sahip çıkmaz. İsmet'i ben büyüttüm. Hani bir yanlışı, bir hatası, bir şey varsa ilk ben bileyim, olur mu? Yok yok yenge ya, bir hatası yanlışı yok da. Şey oldu, nasıl desem. Akif Bey düşünce ben ona yardım etmek istedim. Alıp hastaneye götürmek istedim. Ama İsmet abi bana şey dedi. Ne dedi? Bırak gebersin dedi. Ah İsmet, ah, ah. Ya adam düşmüş yani sonuçta. Hatta ben öldü falan sandım. İsmet abi de bir anda ortadan kaybolunca... Bak yenge, ben bir şeye anlam yüklemeye falan çalışmıyorum. Ama insan içine de bir kurt düşüyor işte. Yok 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 canım, senin içine kurt falan düşmesin. O şimdi işten attılar ya bunu. Gıcık olmuştur Akif Bey, ondan öyle söylemiştir. Ben zaten konuştum İsmet'le. Kadir'i dedi ustabaşıyla görüştürmeyi çok istedim dedi. Sana iş arıyormuş. Ha, ondan çağırmış beni. Ondan çağırmıştır seni tabii ya. Sen nereye gidiyorsun şimdi? Gel beraber bir kahvaltı yapalım çocuklarla. Sağ ol yenge ya, biz kahvaltı yaptık. Ben şimdi Emel'i alacağım, alışverişe falan gideceğiz. Ha, alışverişe gideceksin. Duydum güzel haberi. Akif Bey çocukları kolej almış, burs vermiş. Seni de işe almış. Maşallah Kadir'im, maşallah sana. Sağ ol yenge. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Yolun açık olsun. Sağ ol canım. Günaydın. Günaydın. Akif, sen ne yapıyorsun? Niye ayaklandın şimdi? İşe gideceğim çünkü, Nebahat. Hayatım, senin bacağında dikiş var. Kesinlikle olmaz. Vallahi bırakmam. Canım, bak ağrı kesici içtim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ayrıca da bugün çok önemli bir toplantım var. O yüzden tutma beni. Hayatım, sen bu aralar niye bu kadar işe taktın? Hiç anlamıyorum. Bir düşün bakalım acaba neden? Bir kredi kartına bak, anlarsın niye bu kadar takıldığımı. Maşallah yine anasını ağlatmışsınız kredi kartının Nebahat Hanım. Ay abartma Akif. Al, al buyur. Yine kargo geldi. Ya bak ekstreye baktım. Ben zaten en büyük golü bu internet alışverişinden yiyorum. Bir tanem, sakin ol. Suzandır o. Bak. Ha. Ha. Suzancığım, hoş geldin. Karşılayayım istedim ama. Hoş bulduk. Bize 2 sade kahve kızım. Sen bize 3 sade kahve yap kızım. Peki efendim. Akif, hayırdır sen işe gidiyordun hani? Ya kahvemizi içer öyle gideriz. Patron adamız neticede. Hayır yani toplantı önemli dedin de ondan. Ya ha tamam, toplantı var. Çok sağ ol hayatım, bak vallahi neredeyse unutmuştum yani. O zaman Suzancığım, size hoş geldiniz. Bana da Allah'a ısmarladık. İyileşmişsin. Aslan gibiyim. Gömleğiniz de ne güzel. Teşekkür ederim. Aa, gerçekten çok yakışmış hayatım. Benim arkadaşıma her şey yakışır. Gel teşekkür salona ederim. Geçelim. Sevgili günlük, kuzenlerime kümesten koleji tünel açan kadere isyanım var. Neden ben değil de onlar gidiyor koleje? Neden? Neden? Ful git başından be! Git! Kızım ben de meraklısı değilim senin o bet suratını görmeye. Dolaptan eşyalarımı alacağım. Aa! Ne oluyor? Ha siz niye formalarınızı daha giymediniz? Okula geç kalacağınız. Kızın kafayı sıyırdı çünkü Mahdır. Kovuyor beni, dolaptan eşyalarımı alamadım ki. Aybike, kuzum bak bakayım bana. Ha? Yüzün gözün ne hale gelmiş, kıyamam. Ha? Ellerin çamaşırı suyu kokuyor. Ha, tuvalet yıkadım ya ondandır. İşte ben de senin gibi olacağım. Ellerim ya soğan kokacak ya çamaşır suyu. Gideceğim babam gibi de çulsuzun tekini bulacağım.
olacağım. Ömrüm boyunca hep fakir kalacağım. Kurtulamayacağım bu hayatta işte. Kızım sen ne biçim konuşuyorsun annemle? Oğlum sen karışma. Ezikliyor seni anne ya. Sırf özel okula gidemedi diye yapıyor bunu. Kızım paramız mı var bizim? Kafayı mı sıyırdın sen? Oğlum bir dur. Kızım, güzel yavrum. Bak ben sana hiç darılmıyorum, kırılmıyorum. Haklısın. Ben de size daha güzel bir hayat vermek isterim ama nasıl göndereyim koleje? Aybikem, çok çalış. Kazan üniversiteyi, kurtar kendini yavrum. Anne öyle olmaz işte. Ya bu kenar mahalle okulunda bir hat olamam ben. Doğru düzgün koca bile bulamam. Hem davul bile dengi dengine demez misin sen hep? Bu mahallede benim dengim bakkalın, onun senin bu kadar. Kızım sen koca bulmak için mi gitmek istiyorsun koleje? Hayır. Düzgün arkadaşlarım olsun, ortamım olsun istiyorum kas kafalı. Kolejdekiler gibi olmak istiyorum. Varoş kızı kalmak istemiyorum. Bak şimdi Asiye ile Ömer'e nasıl havalanacaklar. Havalanmaz onlar, merak etme sen. Sana öyle geliyor. Tanımazlar bile bizi ya. İkimizden de bir hat olmayacak. Sen niye bunu anlamıyorsun? Ben anneme bakıp kaderimi görüyorum. Sen de babama bak, sonunu anlarsın. Al oğlum. Bu ne anne? 30.000 lira var orada. Anne bu para senin mi? Daha önemli bir soru var tabii. Madrim sen bu parayı nereden buldun? Şengül Hanım, sizden bunu çocuklara iletmenizi rica etsem. Pek bir şey değil ama belki bir ihtiyaçlarını görürler. Tabii ki iletirim Sızan Hanımcığım. Aslında Nebahat Hanım'ın bunu düşünmesi lazımdı ama akıl edemedi herhalde. Siz gerçek bir meleksiniz. Yıllardır biriktiriyorum ben bu parayı. Babanız mutfak harçlığı diye veriyordu. Ben de bir kenara koydum belki bir ev alırız diye. Yemin nesil olacak kadınsın ha. İyi bir şey mi o? Ya çok iyi bir şey ya, canım acım. Dur kız dur. Dur. Boğacağım beni, dur kızım dur. Oh kuzum benim. Pilli çıkıya bak sen ya. Canım benim gel. Oh kurban oldu, kurban oldum. Ha çocuklar ne diyeceğim, bak eğer o yetmezse bak bunları da satarız. Teyzenden de borç alırım. Ha buraya kadar iyi gittin de madem teyzem günahını vermez, pintinin teki. Söke söke alırım. Ben onun oğlunun sünnet düğününde 2 tam altın taktım. Alırım o parayı ben. Yani şimdi bu paraları yatırınca koleje kayıt yaptırabilecek miyiz? Yani. İnanmıyorum ya, biz de koleje gideceğiz. Ya canım anne. Oh dur kızım. Dur dur dur. Bebeler durun ya. Ay. Selim şu 2 ekmek. Tamam. Bir de şu çikolatadan. Tamam. Al bir tane. Selim ne kadar ediyor bunların hepsi? Bir bakayım şöyle.
Hepsini 60 versen yeter. Efendim. Kadir merhaba oğlum. Ben Akif Atakul. Buyurun Akif Bey. Dün gece haber vermeden gitmişsin. Bir teşekkür de edemedik. Önemli değil, iyisiniz değil mi? İyiyim, iyiyim. Sayende. Yani ayağımda biraz ağrı var ama geçer o da yakında. Rahmetli annem baban çok güzel yetiştirmiş sizi. Sağ olasın oğlum. Ben bugün okulla konuştum. Senin işin de kardeşlerinin bursu da hazır. Bizde üniformayı, kitapları falan okul tedarik ediyor. İdareyle konuşup ayarlayın hepsini. Tamamdır, sağ olun. Hadi bakalım, sıkı çalışın. Yani kusura bakma da böyle bir fırsat da öyle herkesin ayağına gelmez. Bu jestin hakkını vereceğinize inanıyorum. Tabii. İyi günler. Size de iyi günler. Eyvallah Seyfe. Bereket versin. Hadi bir tanem. Gel gidelim. Şengül Hanım bunlar ne? Kaldırın şunları rica ediyorum. Müdür Bey şimdi burada 50.000 lira var. Eşimden dolayı personel indirimi yaptılar sağ olsunlar. İki de çocuk olduğu için oradan da indirim aldım ama 10.000 liram eksik çıktı. Acaba onu daha sonra verebilir miyim diyecektim. Bakın size nazikçe tekrar ediyorum. Para kısmı benim konum değil. Bununla muhasebe ilgilenir. Lütfen onlara danışın siz tekrar. Muhasebe de müdür bey ilgilenir dedi de. Anladım. Siz Orhan Bey'in işiyim demiştiniz değil mi? Evet. Ha. Siz şimdi kocam burada hademe diye çocukları okula almayacaksınız. Bakın hanımefendi burası bir eğitim kurumu. Ben de tüccar değilim. Kim kimin çocuğudur, anasıdır, babasıdır. Ben ayırmam. Şöyle yapalım. Kalan 10.000'i yıl sonunda ödeyeceğinizi söyleyin muhasebeye, olur mu? Allah razı olsun sizden müdür bey. Çok teşekkür ederim. Bizde bir kuruşunuz kalmaz. Hepsini öderim. Çok teşekkürler. Para muhasebe? Ah. Eksiksiz yatıracağım. Ya oğlum Mağdır'ım yememiş, içmemiş, biriktirmiş bizi aynı kolejde okuyacağız ya düşünsenize. Ya vallahi yengem çok iyi yapmış. Sevindim ha kızı. Ya bir de bana sor ya. Vallahi yalan yok yani. Başta biraz kıskandım. Neden? Ben de orada okumak istedim işte Asiye. İngilizce için falan. Hem ortam yani ne bileyim. Ya Şengül sen ne işler karıştırıyorsun ya? Ya biz aç karnımızı zor doyuruyoruz. Nasıl gidecek çocuklar koleje? Hem ayrıyetten sen nereden buldun o kadar parayı ya? Suzan Hanım verdi. Suzan Hanım mı? Hani o Akif Bey var ya, işte onun ortağının karısı bildin. He, bildim. Hani cenazeye de geldiydi. Tamam, sebep? Ne maksatla verdi sana o kadar parayı? Söyleyeceğim ama kızmayacaksın. Ya Şengül. Yemin ver. Şengül. Yemin ver. Tamam lan tamam, yemin hadi. Bak şimdi bu Suzan Hanım cenazeden sonra bize geldi. Böyle bir zarfın içine paraları koymuş. Bunu dedi çocuklara dedi verin dedi. Yardım maksatıyla ya. E tamam niye vermiyorsun o zaman çocukların parasını? Aç bir ilaç geziyor çocuklar. Sen niye saklıyorsun çocukların parasını? Ben o parayı çocuklara verseydim o Kadir var ya... ...gurur yapar paraları kadının suratına atardı. Sakladım. Zor günler için. Zor günler için mi? Şengül bak delirtme beni. Beni delirtme. Ya kümeste yaşıyor çocuklar kümeste. Yağmurun karın altında kalıyorlar. O çocuk hastalandı. Daha ne zor gün yaşayacak bu çocuklar? Bağırma bana Orhan. Ben üzülmüyor mu sanıyorsun? Yok yere öldü zaten çocukların anaları babaları. O ne demek şimdi Şengül? Yok yere işte. Yani anaları babaları böyle peş peşe vefat etti ya onu diyorum ben işte. E tamam. Madem üzülüyorsun o zaman götürüp geri vereceksin çocukların parasını. O başka bu başka Orhan Bey. Burada mevzu bahis benim çocuklarım. Yok zaten yatırdım parayı.
Kaydettirdim. Hadi geçmiş olsun. Ha, geçmiş olsunmuş. Görürsün sen. Gidip geri alacağım parayı. Orhan! Yetmedi zaten. Bak bileziklerimi bozdurdum. Yüzümü kızarttım, ablamdan borç istedim. Benim çocuklarım adam olacak. Senin gibi yer süpürmeyecek öyle. Ulan benim çocuklarım asıl senin gibi olmayacak be! Benim çocuklarım onurlu olacak, onurlu! Orhan! Gurur karın doyurmuyor. Gelmişsin 45 yaşına, bir tapuda resmin yok. Adam sıfatıyla karşımda konuşuyorsun. Bak, yetimler kurtuldu. Rabbim verdikçe verdi. Akif Atakul'dan iş, üzerine burs. Ya benim evlatlarım? Bu evde benden başka çocuklarımı düşünen yok. Lafı çarpıtma Şengül, lafı çarpıtma. Hak yerin hakkı olmaz kızım, duydun mu beni? Aybike de Oğulcan da o koleje gitmiyorlar, bitti gitti. Gidip geri alacağım parayı. Cesedimi çiğnersin Orhan. Bak sakın çocuklarımı huzursuz etme. Birikmiş param var dedim, inandılar. Benim asabımı uzma, çek şuradan, çek, çek. Annem babama söylemiştir, hani kızmamıştır inşallah. Vallahi eğer sorun çıkartırsa bir daha yüzüne bakmam babamın. Elime bir fırsat geçmiş, ben de hayatımı kurtarma derdindeyim burada yani. Saçma saçma konuşma. Öyle abi. Vallahi Kadir abi, yaparım. Ya babam tatlı adamdır ya, bir şey demez. Ben çok mutluyum ya, resmen koleje gideceğiz. He, şimdi yazar bu günlüğüne. Sevgili günlük, bugün çok güzel bir şey oldu. Artık ben de kolejciyim. Ben de havalıyım artık. Vallahi o kadar mutluyum ki sen bile canımı sıkamazsın benim. Çok güzel olacak ya. Oğulcan odun bitmiş, odun koysana. Yanma. Ah, sağ ol. Oğlum, at şunu da ağzına. Ha, derslerin iyicene girsin aklına. Mazlum, bir stop ya. Daha okulun ilk gününden boğacağım beni. Anne, ha? Bu forma beni biraz soluk mu göstermiş? Yok günüm, yok. Yıldızlar gibi parlıyor, maşallah, maşallah. Tayyip'e çeyreğinde hazır mı? O ne be? Ne bileyim, bu saçlarla böyle gelinin kız kardeşi gibi olmuşsun da. Ay, sen 3 gramcık beyninle bana şaka mı yaptın? Sıradan bir okul değil bir kere orası. Ataman Koleji'ne gidiyoruz az bile. Sen bir de oradaki tipleri bir gör, anlarsın. Kardeşin doğru söylüyor evladım. O zenginler birilerini eziklemek için fırsat kolluyorlar da süklüm püklüm dolaşmayın öyle. Oğlum sen de pek bir yakışıklı olmuşsun ya. Vay maşallah, ne güzel doğurmuşum ben sizleri. Günaydın. Hazır mısınız? Kuzen, arabayı kaptım, yine onunla gideceğiz. Oğlum var ya, çok afilli bir giriş yapacağız okula ha. Kadir abi nerede? Giderken onu da bırakayım şey. Dışarıda bekliyor bizi. Yenge, biz okuldan dönene kadar Emel senle kalabilir mi? Kalır tabii, kalır. Gel, 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 gel. Fındık fareyesi, gel bakayım. Sen kahve yapmayı biliyor musun? Öğretirsen yaparım belki. Öğretirsen yaparım belki diyen dillerini yerim senin. Gel, gel, gel. Oh! İlaçları burada. Öksürüğü geçti ama bir iki gün daha kullanacakmışız. Aklın kalmasın hiç. Ben gül gibi bakarım fındık fareme. Gel, gel kızım. Gençler, hadi let's go. Haydi. Oğlum şimdi var ya, kızların gözü yaşlı beni bekliyordur ha. Hepsi sırada seni bekliyor hocam. Ne demez. Yazık ya, yemin ederim diğer erkeklere çok üzülüyorum. Melisa, neden hala doğum günün için bir konsept seçmiyorsun tatlım? Organizasyon şirketi 5 seferdir arıyor, cevap veremiyorum. Ya istemiyorum konsept falan anne. Alt tarafı doğum günüm işte. Arkadaşlarım gelecek, takılacağız. Kızım, benim de misafirlerim gelecek. Gösterişli olsun istiyorum. Ne var bunda? Benim doğum günüm anne. Ben gösteriş sevmiyorum. Ama sen istersen kendi doğum gününde buzdan heykelini falan yaptırabilirsin. Sen bilirsin. İyi fikir aslında. Şaka yapıyorum de. Şaka tabii, deli. Bak kızım, prensesim, bari kot üstü tişört giyme, olur mu? Gidelim okul çıkışı sana güzel bir elbise alalım, ha ne dersin? Bir sürü elbisem var anne, giyerim işte birini. Öpüyorum, hadi. Görüşürüz. Hadi, iyi dersler. Oğlum, sen de geç kalma. Kardeşinle beraber okul çıkışı eve gel, tamam mı?
Okuldan sonra müzik kulübünde provam var benim. Ay of. Ama geç kalmam, merak etme. Tamam. Hadi. İyi dersler. Sağ ol. Merhaba. Tertemiz oldu yazlık. Çiçek gibi yaptım vallahi. İyi, eline sağlık. Gidince bakarım. Paranı verdim değil mi? He he, verdim. Buyurun. Bu ne? Senin galiba. Yatak odasında buldum. Düşürdün herhalde. Tamam, sen git. Eline sağlık. İyi günler. Gerizekalı, içim dışıma çıktı senin yüzünden. Herkes bize bakıyor ya. Kızım ne var ya, drip attık. Niye bakıyorlar cidden? Arabaya bakıyorlar. Eski diye mi? Keşke sadece eski olsaydı. Ama öyle. Sınav birincisi buradan çıkmış. Vay be. Of, buradan eve gidince kesin bunalıma gireceğim. Resmen kalite kokuyor ya. Abartma, okul işte. Neyse, ben gideyim. Siz de dersinizi güzel güzel dinleyin. Belaya bulaşmak falan da yok. Özellikle sana söylüyorum Oğulcan. Tamam abi, sana da hayırlı işler. Şunun ayakkabısını, çantasını, bir de montunu toplasan 50.000 lira eder. Oha! Ne sandın? Hepsi marka, baksana. Kesin ezikleyecek bunlar şimdi bizi. Esinler, razıyım. Güzel. Oğlum kızlara bak. Sus, yapma şunu, duyacaklar ya. Duysunlar oğlum. Gel şu sınıfın mınıfın yerini soralım bari, gel. Bizim sınıf nerede? Keşke dışarıda kutlasaydık ya. Şimdi bizimkiler de gelir bayık bayık. Annemin doğum günlerini illa da evde beraber kutlama gibi bir takıntısı var maalesef. Parti geyiği falan bitince gece kaçarız belki ha. Oha! Bu mallar neden burada? Evet ya. Üstlerinde bizim üniformamız var. Nasıl ya? Bu yazıklar bizim okulda mı okuyacak? Anlamadım. Bir açıklama please. Evet, bizim okula kaydoldular. Burada okuyamazlar mı? Ne var bunda şaşıracak? Normal şartlarda hayır. Paraları yetmez. Babam yüzünden. Burs vermiş bunlara. Ben anlamıyorum ki bu da ne yazıyor. Kuzen, düşman hedef saat 1 yönünde. Bu ne ya? Yeter ama, insan görmemiş gibi bakıyorlar resmen.
cazibemdendir o. Nere? Dur. Hello gençlik. IM'de Olcan. Relax canlar. Biz de dünyalıyız. Artık aynı okuldayız. Şaka gibi ya. Oğlum yürü hadi ya. Yapma şunu ya. Oğlum dur ya. Ortama bir sıcaklık katayım dedim. Ha sana da kaldı. Yürü. Gülüyor mu kız? Sen yürü. Merhaba. Dakika bir gol bir kepaze olduk. Allah'tan babam izinli. O da elinde süpürgeyle koşup hoş geldiniz diye sarılsa tam olurdu yani. Ne olacak baban değil mi? Utanıyor musun halbuki? Tamam duyar kasma Siye ya. Tamam gel. Gel ustam gel. Gel. Aa da burası Ali Usta. Bak şimdi bir pencere açacağız buraya. Uygun bir yere bir tezgah. Bir ev ya. Tamam mı? Bir de yağmurda çamurda su girmesin ona da bir bakıver ya. Tamam yaparız. Boya? Ha, o kadar bütçem yok. Onu sonra hallederiz. Sen yere bir beton atı ver. Ben kuruduktan sonra bir su bakıveririm tamam mı? Orhan ne oluyor? İçeriği yaptırıyorum Şengül. Hangi parayla yaptırıyorsun? Kredi çektim. Ne? Kredi mi çektin? Nasıl ödeyeceksin sen o krediyi? Yemeyeceğiz, içmeyeceğiz, ödeyeceğiz Şengül Hanım. Sen çocukların parasını almayaydın, onunla yaptırdık ama ne yapalım böyle oldu işte. Kaç para kredi çektin sen? Kaç para kredi çektin sen? 5000. Vay maşallah! Ödeyecek paran var ya. Ya sen utanmadan bir de benden hesap mı soruyorsun Şengül? Yok Orhan, hesap sormuyorum. Sadece merak ettim. Ya sana zahmet, oradan biraz kenara taş da koysana. Taş mı? Ne yapacaksın taşı? Kaynatacağım. Akşam yemeğe bir şey koymak lazım değil mi? Tövbe estağfurullah. Ben ona hiçbir şey diyemedim. Orada her şeyin her tek, herkes böyle toplanmış. Ben kaldım zaten orada. Günaydın. Oturun arkadaşlar. Selin'cim sen şöyle ön sıraya gel. Çocuklar geçin siz de arka sıralara. Tabii. Arkadaşlarınız yeni öğrencilerimiz. Artık sizinle bu sınıftalar. Ay burası kümes mi koktu ne? Ay çok fena. Ne oluyor niye gülüyorsunuz? Sessiz olun biraz. Hocam arkadaşlar bize dalga geçiyor bir şey yok. Neden? Harika ne oluyor? Onlar anladı hocam. Böyle mi karşılıyorsunuz arkadaşlarınızı? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Hocam rahat olun ya bu hareketler bizi üzmez. Üzeceğim ben seni. Bekle. Duruk yeter yoksa sınıftan atacağım seni. Evet yeni gelen arkadaşlarımızı tanıyalım biraz. Asiye senle başlayalım. İkiniz ikiz misiniz öyle mi? Evet hocam ayrı yumurta ikiziyiz. Oğulcan sen sınıftakilerden bir yaş büyükmüşsün. 18'sin sanırım değil mi? Aynen hocam. Çift dikiş maalesef. Çift dikiş mi dedi o? Neye gülüyorsunuz acaba? Oğlum sen Melisa'nın abisi değil misin? Senin ne işin var bu sınıfta? Demek ki sen de çakmışsın be. Yalnız Londra'da okudum ben. Olaya bak kızım Londra'da okumuş çocuk. Bize ne abi ki? Çok havalı ya. Yalnız arkadaş şok oldu da. Evet Oğulcan, sen hangi mesleği seçeceksin? Şimdi hocam ben eğlence sektörünü düşünüyorum. E tabi ileride televizyoncu olacağım. Bir yıldız sozu var bende de kesin ünlü olurum yani. Gülüyorsunuz ama ileride imzalı resmimi istersiniz gençler. Aybüke sen? Hocam şimdi ben henüz karar vermedim ama okul güzel, ortam filan. Yani ben arkadaşları da anlıyorum aslında. Bizle dalga geçiyorlar ya. Abimle Ömer dalaştılar biraz. Abim arabasını filan çizmiş Doruk arkadaşın. Kızım ne diyorsun sen ya? Böyle haksızsınız yani. Ay bu varoş bize yanlamaya çalışıyor galiba. Oğlum şu kız seni kesiyor galiba.
Arkama bakmadan kaçarım kanka, bak çok net. Çok net. Tamam arkadaşlar, aramızda konuşmayalım artık. Geçen hafta proje ödevi belirlemiştik. Onun konusu neydi Melisa? Empati yapmak, diğerlerini anlamaktı hocam. Evet. Aranızdan bir arkadaşınızla eşleşecek ve onu bize tanıtacaksınız. Nasıl bir kişiliği var, nelerden hoşlanır, onu ne sevindirir, onu neler üzer, bunlardan bahsedeceğiz. Madem aranızda bazı tatsızlıklar olmuş, o zaman eşleşmeyi ona göre yapalım. Belki empati kurar, birbirinizi daha iyi anlarsınız. Ne dersiniz? Çok güzel olur hocam. Ay bir de alkışlıyor ya. Ay şaka mısın sen? Hocam ya, benim bu arkadaşları anlamam çok zor. O yüzden biz çok şey yapmasak, hani zorlamasak. Seni kimseyi anlayabileceğini zannetmiyorum. Önce insanlığı öğrenmen lazım. Diyene bak. Sen bana tokat atmıştın hatırlarsan. Hak etmeseydin atmazdım o tokadı. Çocuklar sessiz olun artık, tamam uzatmayın. Eşleşmeyi ben yapıyorum. Doruk sen Asiye ile eşleşiyorsun. Oğulcan sen de Harika'yla. Hocam hayır ya. Ömer. Ömer'le ben eşleşirim hocam. Ha, tamam süper. Talya sen de Halbuki'yle eşleşiyorsun. Hocam yapmayın ya. Sana sormadım ama ister miydin? Olur. İster ister. Arkadaşı ben alacaktım yalnız. Kendini bir güzel benzetecektim de. Sen git kendini benzet Berk. Sakin ol. Diyet miyet yapmayacağım artık. Vallahi sıkıldım. Sen de vazgeç bence. İnsan böyle takıntılı bir hale geliyor, ne bileyim. Neba sen beni dinlemiyor musun? Akif beni aldatıyor Suzan. Nereden çıktı şimdi bu? Yazlık evin yatak odasından çıktı bu. Benim değil. Oraya bir kadınla gitmiş. Allah'ım bu nasıl bir güzellik be? Sen beni öldüreceksin mi kız? Liseli aşıklar gibiyiz. Şu halimize bak. Keşke lisedeyken karşılaşsaydık. Şimdi bu. Senden başka kimseyle konuşamam ben bunları Suzan. Elbette. Ama nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ki? Belki Doruk bir arkadaşını çağırmıştır eve sizden habersiz. Ne bileyim, olamaz mı? Küpe pırlanta. Çocukların takabileceği bir şey değil bu. Anladım. Anladım da sen hemen kendini bu kadar üzme. Önce bir konuş Akif'le bence. Ne diyeceğim? Konuya nasıl gireceğim bilmiyorum ki. Yani Akif deli doludur falan ama ailesine düşkündür biliyorsun. Evet. Akif beni seviyor. Beni hiç aldatmadı bugüne kadar. Hiç üzmedi. Elbette seviyor seni. Tabii ki sevmez mi? Seninle konuşmak biraz iyi geldi Suzan. Ama sen kimseye bir şey söyleme, tamam mı? Yok. Ben bir durayım. Biraz sakinleş. Ne yapacağım o zaman karar veririm. Ay belki de kafamda kuruntu yapıyorum, bilmiyorum ki. Ben sağlıklı düşünemiyorum şu anda.
Ben kalkayım canım. Olur. Lütfen bırak. Ben hallederim. Tamam canım. Sen burada mısın? Evet. Biraz daha buradayım ben. Sonra alışverişe gideceğim. Tamam. Öpüyorum seni o zaman. Hoşça kal. Akif, hadi bizi bekliyorlar. Geldim, geldim ortak. Acil buluşmamız lazım. Hay Allah ya. Ne oldu? Bir şey yok ya, hadi gidelim tamam. Tüh. Ne oldu? Söylesene. Ya hastaneden yazmışlar, benim beyin MR'ı vardı ya. O bugünmüş. Neyse artık hadi gidelim, boş ver. O zaman sen hastaneye git, ben toplantıyı hallederim. Olur mu öyle ya? Olur olur. Hadi görüşürüz. Sağ olasın. Sağ olasın ortak. Ya yakışıklı, ne haber? Anlıyorum sizi ya. Tabii beni rakip olarak görüyorsunuz ama kızlar etrafımı saracak. Yapacak bir şey yok. Alışacaksınız. Saçım şekil önümden çekil diyor. Gerzeğe bak. Gerzek sensin lan. Yavaş gel. Hayırdır? Sıkıntı ne? Filiz Hoca o kadar ısrar edince biz de biraz empati yapmaya geldik. He. Ama ben sizinle kavga etmeyeceğim. Bana borcunuz var. Ne borcu ya bu? Arabayı diyor. Ama kaç para ödeyelim? 15.000 lira canım. O kadar tuttum ya. Abim işe başladı, paranı verecek. Bizde kimsenin parası kalmaz, rahat ol. Yalnız abin garson maaşıyla o parayı ödeyemez. Bunu sen de biliyorsun. O yüzden ben size bir ödeme planı hazırladım bile. Eğer isterseniz hemen ilk ödemeyle başlayalım ha. Burada mı? Şurada. Suvarı yalarsanız borcunuzdan 3.000 lira düşerim. Lan seni de borcunundan. Çekil. Fazla mı geldi? O zaman lavaboyla başlayalım ha? 2.000 lira. Allah manyağı seni. Ama gurur yapıyorsun, yapma. Bak Oğulcan'la anlaştık bile. Değil mi Oğulcan? Yani kuzen, asıl para değil yani. Tamam, pisuvar biraz böyle overdoz ama lavabo olur bence. Ha? Oğlum daha demin elini yıkamadın mı? Oğulcan saçmalama. Sildin mi? Sildim. İyi. O kadar zor değilmiş bak. Ha? Ne bekliyorsun? Çok istiyorsan yardımcı olalım biz sana ya. Yavaş gel lan. Lan! 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 Yes. Lan! Lan! Dur! Lan! Lan! Dur! Lan! Durun! Oğlum açın kapıyı. Gel bakalım. Dur sakin ol sen. Lan! 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 Gel lan bırak. Gel. Tamam bırak. Ömer! Ömer özür dilerim. Bırak! Oğlum açsana sen! Tamam bırak!
Ne oldu oğlum? Ömer! Ömer! Ne yaptı oğlum sana bunlar? Oğlum kafamı tuvalete sokmaya çalıştılar. Ne? Yapmadım. Ama hepsi senin yüzünden oldu. Ya oğlum özür dilerim. Ben sadece borç bir şekilde kapansın istedim. Ömer? Ömer! Bir şey mi oldu? Yo. Sadece biraz bu aralar midesi kötü de o kadar. Sorun yok yani. Ömer! Geçebilir miyim? Ömer, iyi misin? Midesi biraz kötü de. Ne oldu ya? İlaç falan bulalım. İstemiyorum Asiye, tamam. Tamam. Bir şey olursa söylersin. Sakin. Oğlum bak mantıklı ol. 15 bin TL'yi Kadir abi nasıl ödesin? Kendimizi kurtarsak ona saracaklar. Başa gelen çekilir oğlum. Ya ben o kafadayım yani. Yavaş yavaş eriteceğiz borcu. Çare yok. Oğulcan Allah aşkına bir sus. Allah aşkına sus ya. Oturun çocuklar. Evet. Bugün Osmanlı döneminde yabancılara verilen imtiyazlar konusunu işleyeceğiz. Allah'ım şuradan katil olmadan kurtar beni. Ay çok güzelmiş burası. Bundan sonra hep buradayız öğlen tatilinde. Tabii tabii. Hangi parayla acaba? Kadir abim burada. Ne olacak? Ne dedim ben sana? Al işte. Alın bakalım. Sağ ol Kadir abicim. Bir tanesin. Rica ederim fıstığım. Afiyet olsun. Abi ama bunların parasını sana yazmazlar mı? Tamam abicim. Sorun yok. Hadi yemeğinizi yiyin. Ne habersiniz? Garson! Doruk! Ne var? Garson değil mi? Tamam ilgilenmeyin. Devam edin hadi. Geliyorum. Sürekli sataşıyorsun. Yapmasana ya. Melisa bir şey yapmıyorum. Saçmalama, abartma. Buyurun. Viyana şinitsel istiyorum. Pişene kadar başında bekle. Yanık falan olursa geri gönderirim. Yanında da portakal suyu. Ben de şinitsel alayım. Yanına da buzlu karışık bir meyve suyu. Tamamdır. Sizin siparişleriniz de hazır olmak üzere. Sağ ol. Tüh ya. Toplasana. Berk. Ne? İşi bu, ben mi toplayayım? Berk. Tamam.
Kadir. Yarın benim doğum günüm. Gelmek ister misin? Hayır. Aa. Hayır mı dedi o cidden? Melisa, amacın ne senin ha? Ne işi var o tiplerin bizim evimizde ya? Arkadaş olmak istiyorum onlarla Doruk, sana ne? Ömer, Asiye. Yarın akşam benim doğum günümü kutlayacağız bizim evde. Gelmek ister misiniz? Biz de gelebilir miyiz? Ha, tabii ki gelin. Hepiniz gelin. Çok isterim. Tamam, geleceğiz. Tamam, bekliyorum o zaman. Şaka gibisin ya. Benim doğum günüm. İstediğimi çağırırım. Size ne? Yani ilginç oldu. Ay tamam, boş verin. Gelirler, böyle saçma sapan giyinirler. Biz de dalga geçeriz. Ay. Niye meraklandın? Ya kızım, nasıl ortam yapacağız başka türlü? Gidelim işte. Ben ortam falan yapmak istemiyorum. Asiye, ne olur bozma bak lütfen, yalvarırım. Hem Melisa tatlı bir kız, onunla iyi anlaşabiliriz bence. Siz olayı hala anlamadınız değil mi? Melisa bizi davet ediyor ama asıl hedef sensin kuzen. Biz yancıyız be oğlum. Yok be oğlum, ne alakası var şimdi? Ya sus senin çapkın. Ömer. Yok kızım, bakma bunun dediğine ya. Yok öyle bir şey. Akif, ne yapıyorsun? Ya ne demek ne yapıyorsun? Ne kadar zamandır görüşmüyoruz, çok özledim. Ayrıca biz niye burada buluştuk? Hadi kalk gidelim. Saçmalama, oturur musun lütfen? Hemen konuşmamız lazım. Peki, hemen konuşalım Suzan'cığım. Buyur, dinliyorum. Ne bu? Küpem. Çok güzelmiş, hayırlı olsun. Hatice'nin öldüğü gün. Sizin yazlıkta tekini düşürmüşüm. Nebahat bulmuş. Ne? Ne diyorsun sen ya? Biliyor musun senin olduğunu? Hayır, bilmiyor. Yüreğimi indirecektin Suzan. Hemen öyle rahatlama. Nebahat senin onu aldattığını düşünüyor. İçine doğduysa demek. Kadın haksız da sayılmaz. Ciddi olur musun biraz? Çok gergindi diyorum. Oturduk konuştuk. Kesin bu meseleyi kurcalayacak, bak söyleyeyim. Canım, ben Nebahat'in gönlünü havada karada alırım. Sen güzel kafanı böyle şeylerle yorma. Ben bunu alıyorum. Tekrar takdim edeceğim sana. Hadi gidelim. Ne yapacaksın? Ya sen bana bırak. Allah Allah, ben de. Hadi gidelim artık, ne olur, çok özledim. Hadi. Eve gideceğim ben. Ne? Ya Suzan yapma Allah aşkına, eve gidelim. Ay ama çok ağrıyor benim. Ne olur, şefkate ihtiyacım var acım. Ağrı kesici al Akif. Vicdansızsın. Deli kız. Hoş geldiniz. Ne arzu edersiniz? Ver kardeşim, acı kahveni içeyim var. Bugün katihalde iki maddenin elektriklenme yoluyla birbirinden ayrılmasını göreceğiz. Toz halinde kükürt yakacağımız için maske takmanız gerekecek. Çünkü bu zehirli gazları solumamanız çok önemli. Zehirli gaz solumu sakın. Ne? Daha beraber ödev yapacağız. Zehirlenme diyorum. Ben şu an zehirleniyorum zaten. Yerine geçer misin? Okul
okuldan sonra bir şeyler mi yapsak ha? Birbirimizi daha iyi tanırız. Yok canım, sağ ol. Ama haksızlık ediyorsun. Ben sadece yakışıklılığından ibaret değilim. Bu janjanlı ambalajın altında çok derin bir karakter var. Öyle mi? Neredeymiş acaba? Ben bir bakayım. Sevgilime mi asılıyorsun sen? Yok. Ödev için konuşuyorduk. Anladım. Ayakkabımı bağla. -500. Sağ ol canım. Ne oluyor ya? Hizmetçisi gibi niye ayakkabısını bağladın ki? Kafayı mı yedin sen? Rica etti ya. Hani şimdi elinde tüp var ya, kaza çıkmasın. Gitsin arkadaşından rica etsin. -500. Hastayım sana ya, hakikaten. Evet, hadi bakalım çocuklar, maskelerinizi takın. Oğlum pencere var. Aa, bacana çıkıyor. Şurası ne güzel olmuş. Abla, Ömer abi. Evimiz çok güzel oldu. Amcam yaptı. Pencere de var artık. Abi. Prenses. Hoş geldiniz bakalım. Ayaklarınıza girmeyin. Bak orada terlik var. Hadi. Amca sen ne yaptın ya? Size ev yaptım. Nasıl, beğenmediniz mi? Çok güzel olmuş. Amca sobada kurmuşsun. Çok sağ ol be. Fadırım, burası bayağı ortam olmuş ha. Kuzen, oğlum burada var ya, bir parti veririz. Ya abartma be. Ay 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 ay, bura benim evden güzel olmuş vallahi. Çocuklar, vallahi sırf siz rahat edin diye elimizi taşın altına koyduk, borçlandık. Kıymetinizi bilin. Sağ ol yenge. Amcam, sen bakma yengene ya. Benim abime borcum vardı. Yani kimsenin size iyilik falan yaptığı yok. Babanızın parası neticede. Ezilmeyin, tamam mı? Ay Orhan, sen anca beni ezikle. Aşk olsun yani. Nasıl geçti okulda ilk gününüz? Ölüyorum heyecandan. Anne var ya, kızlar falan oluşuna bitti bitti. Kurban olurum ben sana. Hadi eve geçin de anlatın, hadi. Ben böyle bir şey görmedim. Geçin oğlum. Ha, bak sobayı geçirmeyin ha, tamam mı? Oraya odun yığdım. Güzelce ne yakın. İliğiniz kemiğiniz ısınsın. Hadi kızım, hadi. Tamam amca, ben hallederim. Ay. Hadi bakalım, güzelce otur. Hatırladın mı? Hatırlamaz olur muyum? Doğum
günümüzde. Artık kömür masrafımız da var tabii. Amcamın aldığı kömürler bütün kış yetmez bize. En iyisi ben kömürü daha ucuza bulabileceğimiz bir yer arayayım. Ömer, Emel'in ilacı bitmişti ya, onu da aldım. Şu poşeti uzatsana, ilacını vereyim. Bir tanem. İyi misin? İyiyim. Birini mi bekliyorsun? Oh maşallah. Kaçak ev yapmışsınız bahçeme. Şuraya bak. Camlar takılmış. Tezgah konmuş. Soba bile kurulmuş. Hiç kusura bakmayın. Oturtmam sizi burada. Benim malıma böyle çökemezsiniz. Hilmi abi biz bir yere çökmüyoruz. Amcamın bahçesinde boş boş duruyordu burası. Biz de yani ev bulana kadar geçici olarak geçtik buraya. Geçemezsiniz. Amcanın evi de benim. Bahçesi de benim. Her öne gelen gece kondu dikemez buraya. Gece kondu diyor ya. Kümesti bura, kümes. Tavuk vardı, horoz vardı. Biz de bayılmıyoruz burada yaşamaya. Baba, kümesti burası. Ben de biliyorum. Asiye doğru söylüyor. Sen misin sen? Ne kümesi? Mis gibi ev olmuş. Yıkacağım burayı. Yarın boşaltın. Abi, abi ne olur yıkmasın. Amca, amca ne olur atma bizi buradan. Yıkma evimizi. Kalacak başka hiçbir yerimiz yok. Sokakta kalırız biz. Amca ne olur üşürüz biz. Emel. Tamam üzülme bir tanem. Biz öyle kendi aramızda konuşuyoruz. Hadi abi. Dışarı çıkın, dışarıda konuşalım. Hadi abi çıkın, dışarıda konuşalım. Baba gel. Hadi ablacığım sen yemeğini bitir. Hadi otur. Hilmi abi. İyi akşamlar, hoş geldin. Hayırdır ya, bir şey mi oldu? Bahçeme ev dikmişsiniz Orhan. Bir göreyim dedim. Maşallah, pek de güzel olmuş. Ha. Hilmi abi biliyorsun başımıza gelenleri yani. Abimle hanımım vefat edince çocuklar ortalık yerde kala kaldı biliyorsun. Sen de dur şu Hilmi'ye bir kazık atayım dedin öyle mi? Ne kazığı Hilmi Bey ya, çocuklar kışı geçirsin diye iki tane sunta çaktık. Bu mu oldu problem yani? Hangi iki sunta Şengül Hanım? Basbaya ev olmuş burası. Ha, bedava adam kaldırmam diyorsun yani. Anladım anladım ben seni. Haklısın Hilmi Bey. İyi o zaman bir bedel belirleyelim kira babında. Şengül sen ne diyorsun ya? Mevzuyu tatlıya bağlamaya çalışıyorum Orhan. Abi ne kirası nasıl ödeyeceğiz? Bir karışma Asiye. Kaç diyorsun? Tamam canım. Ben de o kadar anlayışsız adam değilim. Verin ayda 600 lira. Tepe tepe oturun. Ben 600 veremem abi. Bir dakika bir dakika Hilmi Bey. 300'den bir kuruş fazlası gaddarlığa girer. Ya bu da senin gibi bir adama yakışmaz yani. Mahalleli ne der ondan sonra senin için? Şu garibanlara birazcık acı ya. Anne ciddi ciddi pazarlık mı yapıyorsun şu an? Baba 300'den fazla etmez zaten. Mağdur olmasınlar yazık. İyi peki 300. Başımın gözümün sadakası olsun. Daha da bir şey demem. Allah razı olsun. Ama daha da bir çivi çakarsanız hepiniz evden çıkarım ona göre. Yürü. Ya anne. Kira falan nereden çıkardın ya? Bağırır çağırır giderdi. Hı, giderdi. Yarın adam yollar burayı başımıza yıkardı. Yatın kalkın bana dua edin. 300'e kapattım mevzuyu. Çocuklar kusura kalmayın ya. Ya ben böyle olacağını bilemedim. Amcam senin bir suçun günahın yok ki. Hay Allah ya durduk yere masraf çıktı şimdi. Ya olan oldu zaten.
Yeni evimizin kirasını verdiğimize göre artık bence girip birer çay içebiliriz. Ne dersiniz? Ha, sen mi yapacaksın çayı? Tabii yengecim, buyur. İyi. Un kurabiyesi de yaptıydım. Hadi. Ver. Hadi şişem var. Ali abi. Ha. Şey, ben arabayı bırakacağım ya. Ömer de benimle gelsin mi? Estağfurullah. Oğlum bu araba kiralama merakı nereden çıktı ya? Ya babacığım bir sal beni Allah aşkına ya. Zaten 30-40 TL bir şey veriyorum. Kadir abi ne diyor? Geç kalmak yok ona, tamam mı? Olcan. Amcamı üzmeyin bak, tamam mı? Gel amca, çayımızı içelim. Biz bir rahat bırak. Ömer hadi. Oğlum dur, bir ayakkabımı giyeyim ya. Dur. Tamam, hızlı ol ama ha. Canım. Canım manım deme bana. Ne saklıyorsun sen? Bir şey saklamıyorum hayatım, ne saklayacağım? Akif, sen benden bir şeyler saklıyorsun bugünlerde. Canım ben senden ne saklayabilirim Allah aşkına, ne diyorsun Nebahat ya? Gördüm Akif, gördüm. Ne var orada? Çıkar bakacağım. Çıkar bakacağım. Buyurun. Ne bu? Mücevher kutusu. Ne bu Akif? Sana almıştım. Hayatımın anlamı. Hediye. Bana mı aldın? Evet, sana aldım. Yarın kızımızın doğum gününde takarsın diye ama tekini kaybettim. Bulamıyorum. Sabahtan beri onu arıyorum. Her yeri didik didik ettim. Yok, bulamıyorum. Sen bugünlerde yazlık eve gittin mi hiç? Birkaç gün önce gittim. Ne için? İşte hazır kimse yokken şu yalıtımını falan yaptırmak istedim ustalara, o yüzden. Ne oldu ki? Akif. Ha? Ben... Akif, ben de öbür teki. Aa! Nereden çıktı bu? Temizlikçi göndermiştim yazlığa, o bulmuş. Ben yazlıkta mı düşün? Ay Allah'ım ya. Ya ara 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 bulamadım hayatım. Sürprizle berbat ettim. Olsun Akif, düşünmen yeter canım. Canım benim. Canım. Hadi bir tak da görelim bakalım. Hadi tak bakayım. Alında. Of, çok güzel evet, oldu. Çok güzel oldu. Ya Akif. Kıskanırım ama. Canım. Ya tamam kuzen ya, darlanma. Oğlum Kadir abi girmedi mi işe? Ödenir kira. Ya oğlum zaten bütün yük abimin sırtında. Bir de üstüne araba masrafı çıktı. 15.000 olduğunu öğrense ne kadar üzücü biliyor musun? Yalnız 15.000 TL değil. 2.500 TL'sin sayemde düştük ya. Ne? Ne öyle bakıyorsun kuzen? Eriteceğiz işte bir şekilde borcu. Hem sen atarlandın ama o doruğa katlanacağız bir şekilde. Daha da pisleşecek, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Biri geliyor. Mehmet abim. İyi akşamlar abi. Getirmişsin arabayı. Ha, getirdim getirdim de abi. Abi ben sana şey diyecektim ya. Şimdi biliyorsun biz yeni okula başladık. Biraz da uzak. Ha, sen bize böyle toplu bir indirim yapsan. Ya arada bir alınca koymuyordu da şimdi her gün alacağım.
Hayırdır? Dara mı düştünüz? Sorma abi ya. Çok borcumuz var. Para kazanmanız lazım yani. Hem de nasıl abi? Tamam. Haftada bir iki alo derim. Benim bazı işlerimi halledersiniz. Bazı işler derken? Tamirhanede falan değil mi? Yok. Benim başka işlerim de var. Hayırdır? Sıkıntı ne? Şey abi, yasa dışı iş değil değil mi? Sana ne lan yasa dışı mı, yasa içi mi? Seni ne alakadar eder? Fazla soru sormayacağım. Aldığın paraya bakacağım. Okey mi? Mehmet abi şimdi hani okul da var biliyor musun? Vakit bulamayız biz. Hani sana söz verip de ben mahcup olmak istemem. İyi peki. Keyfiniz bilir. Eyvallah abi. Ay, Mehmet abi araba. Kalsın sende. Eyvallah abi. Güzel kaptık arabayı yürü. Çocuklar çay söyleyin Mehmet abinize. Ablacığım, masal da okudum. Niye uyumuyorsun? Annemin söylediğini niye biliyor musun abla? Biliyorum ablacığım. Söyler misin? Çamlı belden çıktım yayan. Senin niye sesin solun çıkmıyor oğlum? Bir problem falan mı var okulda? O Melisa'nın abisi falan mı karışıyor sana? Yo abi. Yani birkaç sürtüşme oldu sınıfa girince de önemli bir şey değil. Good morning gençler. Hadi gidiyoruz mu? Let's go. Yalnız var ya şimdi kızlar gözyaşlı beni bekliyordur ha. Yok biz mezarlığa gideceğiz. Tamam kuzum, o zaman biz de gelelim. Dönüşte de Emel'i bana bırakırsınız. Ha, dur diyorsun ya. Hadi bir tanem hazırlanalım. Gelmeyeceğim ben. Ne demek gelmeyeceğim? Annemizin babamızın yanına gideceğiz abicim. Ben annemle babamla konuştum. Mezarlıkta değiller ona. Geri dönecekler.
Tövbe bismillah. Emel. Ablacığım oradalar. Çiçek dikeceğiz mezarlarına hadi. Gelmeyeceğim. Emel hadi abicim. Üzerine gitmeyin, ellemeyin biraz. Ateşlendiğinde rüya görmüştü ya. Onları gerçek sanıyor herhalde. Garibim kendini böyle avutuyor demek. Biraz zaman verin. Üzerine gitmeyin çocuğun, olur mu? Baksana Ömer bile hala babasının hırkasını giyiyor üzerine. O küçücük çocuk kendini nasıl avutsun? Doğru diyorsun yenge. Üstüne gitmeyelim o zaman. Hadi ama iyice geç kalacağız okula. Sen de doğru söylüyorsun Aybüke. Biz de bugün gitmeyelim o zaman. Okula geç kalacaksınız. Yarın gideriz. Tamam abi. Hadi sen de hazırlan abiciğim, geç. Melisa'nın partisinden de giyeceğiz bakalım. Hadi şimdi forma falan var. Bir tık idare ediyoruz da. Akşam ne yapacağız? Ne bulursak giyeceğiz işte. Ama senin bana ötü getirmen lazım. Ya kızım boş ver ötüyü falan ya. Sen bunun ağladığına bakma. Dolabında birçok şey var. Giyersin, birine olur biter. He evet. Sen pazarı koleksiyon emrine amade Asiye'cim. Çağırıyor seni bunlar. Asiye abartma, alt üstü maça çağırdılar beni, bir şey yok. Ne ara kankaya bağladınız ki siz? Kanka falan yok, gitmeyeceğim zaten. Neyse hadi sınıfa gidelim hadi. Ne istedin? Şuna omuz atılacak. 1000 lira. Oha. Kapı gibi adam oğlum. Yer bu, biz ne yapacağız? Ne bileyim olacak. Hadi. Şimdi kuzen, aynı anda çarpalım istersin ha. Sonra hemen böyle kardeş görmedik affedersin deriz. Gerçi görülmeyecek gibi de değil ama ne yapsak bilemedim. Sen dur, ben halledeceğim. Ömer, Ömer! Şşt! Kimsin lan sen? Tamam kardeşim, görmedik ya. Akıllı ol. Ömer, iyi misin? He, iyiyim olacağım. Anlıma geldi ya. -1000. Günaydın. Oturun arkadaşlar. Kitaplarınızı çıkarın. Ömer, Anna ne oldu? Bir şey yok Asiye, dolap çarptı sadece.
Benim yüzümden ya. Böyle birden açınca kapağı bir baktım Ömer. Çarptı işte yani. Şşş, sessizlik. Sayfa 35'i açın. Ya kızlar, çocuk bana çok karizmatik gelmeye başladı. Yo, sana öyle geliyor. Sevgilisi var mı acaba? Bence sen hiç o toplara girme. Bu okuldakilere benzemez. Terslersen üzülürsün. Pardon? Nasıl yani, tam anlamadım da. Şimdi ben bu varoşların prensine ilgi göstereceğim. O da beni tersleyecek, öyle mi? Sen bayağı bayağı havaya girmişsin Susi. Yürüyecek misin cidden çocuğa? Bence de kesin tersler. Öyle mi canım? Var mısın iddiaya? Yeni çantan benim olur. Okey? Duydunuz. Selam. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne istemiştin? Hiç. Öyle muhabbet, sohbet. Sen hep böyle soğuk musun ya? Hı? Yoksa böyle karizma olsun diye falan mı yapıyorsun? Çok çalışıyorum. Muhabbete zamanım yok. Ne zaman bitiyor işin? Gerçekten zamanım yok. Ben bir soda alabilir miyim? Tabii, hemen. Bak şimdi Kadir'cim. Şu durumu bir netleyelim. Çünkü benim sana yürüdüğüm falan yok, tamam mı? Aramızda küçük bir iddia konusu vardı, o kadar. Şimdi ben bizim kızların yanına geçtiğimde akşam seninle buluşacağımızı söyleyeceğim. Sen de bir şey çaktırmazsın, tamam mı? Anlaştık galiba. Güzel. Ne oldu? Ne olsun? Zaten kaybedeceğim baştan belli değil miydi tatlım? Akşam Kadir'le buluşuyoruz. Oh, ne güzel. Artık parkta simit ayran yaparsınız. İnanmıyorum sana ya. Buyurun, sodanız. Teşekkürler. Ha bir de görüşmemiz için bu paradan çok daha fazla şeye ihtiyacın var. İnanmıyorum. Ne yaptın sen? Çocuk seni görürsün diye para mı verdin? Hayır ya. Ne alakası var? İnanmıyorum ya. İğrençsin Susan. Yalnız bayağı iyi ayar verdi. Teselli olsun diye çantamı vereceğim tatlım. Tamam, kalkalım ya. Zaten her şeyi yemişsiniz. Susi, tamam. Koşmasana bebeğim ya. Bak çantamı da vereceğim. Susi! Bir bakar mısın? Ödev için ne zaman çalışırız? Bilmem, bir ara görüntülü ararsın beni, konuşuruz. Arayamam. Telefonum yok. Bilgisayardan ara. Tablet? Yok. Hiçbiri mi yok? Evet, hiçbiri yok.
İyi o zaman, çok istiyorsan biz de gel, biz de yaparız. Ben niye size geliyormuşum ya? Burada yapalım işte, şuraya oturalım olmaz mı? Kafeye gidelim bari. Ne oldu? Kafede mi olmaz? Aha, doğru ya. Orada abim var değil mi? Bizi görürse kızar mı? Yok, kızmaz. Medenidir benim abim. Yani ben sana diyorum bak, çok güzel. Ben bu işleri anlıyorum. Hadi o zaman. Aşkım. Ne iş var bunun senin yanında? Ya şu ödev meselesi var ya, onu halledelim dedi. Ay. Şu an senin için çok üzülüyorum. Ne yapalım? İdare edeceksin artık biraz. Harika, yapma şunu ya. Önemli değil Melisa. Umurumda değil. Dikkate almıyorum onu. Gerçekten. Acaba bir de şey mi desem? Neydi? Kötü söz sahibinindir. Hani böyle daha klişe olur. Hı? Bayıksın ya çünkü. Ben son derece normalim biliyor musun? Abartılı haller senin tarzın. Ben kafeye gidiyorum. Bu bana laf mı soktu? Öyle oldu galiba. Şey, o zaman ben şu ödev işini halledeyim. Sonra yanınıza gelirim, olur mu? Tamam aşkım. Bol sabır. Harika. Afiyet olsun. Abi öğretmen Doruk'la ikimize ödev verdi. Mecbur hazırlamak zorundayım. Çalışacağız burada. Tamam abicim ama sana bir rahatsızlık verirse söyle, olur mu? Tamam abi. Hadi kolay gelsin abicim. Sağ ol. Evet şanslı kız. Bir mucizeyle Doruk Atakul'u yakından tanıma şansına eriştin. Ya sorma. Bende de bir heyecan, bir heyecan. Evet. Hayattaki amacın ne? Yok bir amacım. Nasıl yok? Ben ne istiyorsam sahibim zaten. Lise bitince bizimkiler üniversite için yurt dışına gönderir. Dönünce de şirkette yerim hazır. Böyle yani. Sıkıcıymış. Sıkıcı mı? Parayla saadet olmaz falan klişelerine girmeyeceksin değil mi? Hayatında hiçbir zaman evet ben bunu istiyordum ve başardım diyemeyeceksin. Çünkü ailen senin için çoktan her şeyi hazırlamış. Evet bence sıkıcı, hatta birazcık da acıklı. Anladım. Ama ben bunu bir şans olarak görüyorum. Bence bakış açımız farklı. Yani bilemedim. Neyse sence nasıl birisin? Yani sevdiğin, sevmediğin özellikleri neler? Zeki ve pratiğim. Yakışıklıyım da tabii, bu net. Ondan sonra doğuştan baskın bir karakterim var. Yani lider ruhluyum. Öyle yani. Sevmediğin özelliğin? Yok. Var mı? Yani neyimi itici buluyorsun sen söyle. İyi bir değilsin. Evet bu doğru. Ama iyilik salakça bir şey bence. O yüzden sürekli kaybediyorlar. Hayatında en değer verdiğin şey ya da öyle bir şey var mı? Var. Var tabii. Melisa. Kardeşim. Senin? Kardeşlerim.
Bir dakika, nasıl yani? Şu an ikimizin ortak bir noktası mı var ya? İnanamıyorum gerçekten. Ne konuşuyor bunlar hala? Git bir görün. Ya tabii. Kıskanmışım gibi olur. Saçmalama. Yalnız burada bekleyince de aynı efekt. Senin dersin yok mu Talya'cığım? Kızım ben seni düşünüyorum. Böyle görmesinler. Kıskanıyorsun ama Asiye anlamasın bari. İcabına sonra bakarız diyorsun yani. Evet. İyi tamam. Hadi gel. Hocam. Hocam tamam biz bittik. Daha devam edecek miyiz? Devam devam. Hadi arkadaşlar hadi. Hadi hadi. Ama hocam faal. Ağlama, gayet nizami. Aferin Ömer. Evet arkadaşlar, son tur. Sonra bitiriyoruz dersi. Bunlar yine pis pis bakıyor ya. Giyin hemen çıkalım hadi. Ömer. Ha? Bütün borcunuzu sileceğim. Tek bir hareketinizle borç morç kalmayacak. Ne dersiniz? Ne yapacağız? Şimdi şöyle. Siz 5 dakika boyunca sehpa olacaksınız. Biz de ayaklarımızı uzatacağız. Çökün hadi. Lan bak işine. Ömer. Oğlum bak bu son olacak. Hadi bitirelim şu işi. Oğulcan saçmalama, ne eğilmesi? Kadir abiyi düşün. Oğlum veremez ki o parayı. Zaten rezil olduk olacağımız kadar. Ben yaparım hadi, çekinme. Ömer. Hadi ama. Bekliyoruz. Şöyle biraz daha. Sen de şöyle mesela. Aynen. Aferin size. Uslu çocuklar. Hop. Ah. 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 Hep bugün yorulduk ya. Değil mi? Ya arka bacak fren hep çek. Bak şimdi bak. Ne? Acıkmışlardır ama bunlar değil mi? Değil mi? Hadi yiyin yiyin, afiyet olsun hadi. Hadi yiyin yiyin, hadi afiyet olsun, yiyin ya. Yiyin, boş durmayın, yiyin hadi. Hadi, hadi afiyet olsun, yiyin. Eksi bin. Yeter be! Kalk Olcan. Anlaşma yok, bozuyorum. Bak iyi düşün. Sonra en başa döneriz. Döneceksek dönelim oğlum. Senden mi korkacağım? Sen bilirsin. O zaman 15.000 lirayı bu akşam istiyorum. Tamam, getireceğim. Ömer.
Ömer. Ömer. Onu ne yapacağız lan? Nereden bulacağız parayı? Sana arabayı veren adam. Neydi adı? Mehmet. Heh. İş veririm size demişti. Oğlum sen ciddi misin? Pek tekin bir herif değil ki o. Oğlum olsun, yeter ki parayı versin. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Ömer dur bir ya. Hadi görüşürüz kızlar. Görüşürüz canım. Ya, ya oğlum bak bak en sevdiğim sahne geliyor, izle izle. Bunu bana da göndersene ya. Tamam. Dur bakayım. Hadi be. Ne oldu kanki? Ya ben telefonu soyunma odasına bıraktım herhalde, siz gidin. Tamam. İyi bari. Bana da gönder ha bunu, tamam mı? Sesimi duyan var mı? Kimse var mı? Ben varım. Ne oldu? Bir şey yok, gider misin? Ya niye korkuyorsun? Sıkıntı neyse söyle, yardımcı olayım. Eşyalarım yok, bulamıyorum. Biri almış galiba. Başka giysim de yok, ne yapacağım bilmiyorum. Al giyin bunu üstüne. Biraz yaklaşır mısın? Tamam, ben yıkayıp geri getiririm bunları. Peki, tamam. Sence parayı getirecek mi? Ne bileyim oğlum, hiçbir şey demeden çıktı yukarı adam. Alın. 15.000 var burada. Eyvallah abi, sağ ol. Büyüksün Mehmet abi ya, sağ ol. Artık borçlandınız bana. Sıkı çalıştırırım sizi. Ona göre. Abi, başımız belaya girmez değil mi? Girmez, girmez. Biz varız burada. Akıllı olun, dediğimi yapın, yeter. Tamam. Çalışırız o zaman. Var, var. İş var sende. Gözü kara. Tuttum kuzenini. E hadi siz gidin. Ararım oğulcandan. Eyvallah abi. Mehmet abi, araba da bende hala ama ne yapsak bilemedim. Kalsın. Arabama iyi bak. Size lazım olacak işlerde. Eyvallah abi, sağ ol. Hadi.
bunu satıp mı ödeyeceksin krediyi? He öyle he. Ha iyi de bu pilav hiç iyi olmamış ki canım ya. Her yeri yapış yapış bak. O zaman bir el ataydın. Ben bu kadar yapmasın biliyorum. Ne yapayım? İyi bir dahaki sefere ben yaparım. Çıktı mı çocuklar? Ha çıktı. Hii, kızın bir güzel oldu, bir güzel oldu görsen. Asiye de çok güzel oldu. Aybüken'in elbisesine giydi. Yüzü güldü garibin. İyi neyse ne. Onları okusun da tek. Ben başka bir şey istemiyorum. Hadi ben kaçtım. Hadi hadi rastgele rastgele. Hadi. Hadi can. Efendim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Efendim kızımızın bir yaş daha büyüdüğü, bizim bir yaş daha yaşlandığımız, Nebat'in bir yaş daha aynı kaldığı partimize. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun efendim. Ay. Ay bu Melisa beni delirtecek Akif. Nerede kaldı? Kendisinin karşılaması lazım misafirleri. Hayatım vallahi hiç kıza bir şey söyleme yani. Çünkü onun doğum günü mü seninki mi belli değil. Bütün arkadaşlarını çağırmışsın. Aa, kendim için mi Akif? Senin iş çevrendeki insanlar bunlar. Yani camiaya fırsat buldukça kendimizi gösteriyoruz. Fena mı? Allah Allah. Aa. Bismillahirrahmanirrahim. Aa. Suzancığım, gözlerimi sizden alamadım. Çok güzelsiniz. Teşekkürler. Sen de çok hoşsun Nebahat'cığım. Teşekkür ederim. Ya ortak niye ayakta duruyor? Buyurun sizin eviniz. Buyurun. Buyurun. Siz içecek bir şeyler alın biz geliyoruz. Buyurun. Suzan, sana doğum gününde aldığım küpelerin Nebahat'in kulağında ne işi var? Hoş geldiniz. Dikkat etmedim. Aynısından almıştır canım. Ne olacak? Onlar özel tasarımda. Aynısını bulması imkansız. Bir işi daha yok. Bilmiyorum Kenan. Ama benim küpelerim evde, kasada hayatım. Bir şey ister misiniz? Selam. Keşke davetli olarak gelseydin doğum günüme. Ben burada çalışıyor olmayı tercih ederim. Kadir, servisi yap. Tamamdır. Ya bir şey sorabilir miyim sana? Niye sürekli tersliyorsun beni? Baksana bir. Bir saniye. Tersliyorsun işte. Afiyet olsun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar çocuklar. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Şeycim, canım. Bu tarafta arkadaşlarınız. Akif. Hoş geldiniz. Merhaba, buyurun. Hoş geldiniz. Akif, bu çocukların ne işi var burada? Ben nereden bileyim Nebat? Kızının arkadaşları ya. O çağırmıştır belki. Bunlardı değil mi? Afiyet olsun.
Afiyet olsun. Fıstığı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor abi? Güzel işte. Siz bunları için ben size iki tane daha getireceğim, tamam mı? Hadi işime dönüyorum ben. İyi eğlenceler. Kolay gelsin abi. Sağ ol Kadir abi. Acaba elbisesi çok güzelmiş. Ayakkabı çanta da yıkılıyor ha. Gelecekteki müstakbel kaynanam. Harikacığımın anısı galiba. Akif Bey de kapıdaki adamdı değil mi? Hı hı. Yanındaki de eşi galiba. Yalnız o da senin gelecekteki müstakbel kaynanan kuzen. Hocam bak işine ya. İyi doğru söylüyorsun. Fotoğrafçı nerede ya? Böyle dergileri falan. Beni de bassana. Oğlum altına böyle afili laflar falan. Fotoğrafçı. Ha. Ay senin ayarsız özgüvenine sağlık. Daha da bir şey demiyorum. Sen geç geliyorum ben. Kadir, nasılsın aslanım? İyi Akif Bey, her şey yolunda. Kadir, şimdi elindeki tepsiyi bırak, kardeşlerine katıl, hadi. Sağ olun Akif Bey. Ama ben şimdi bırakırsam arkadaşlarım çok zorlanır. Ben işime döneyim. Aferin. İyi eğlenceler. Aferin. Aferin. Pastanı da üfledin. Canlan bakalım doğum günü kızım. Buraya. Hadi siz de dans edin. Hadi kızlar. Ömer gelsene sen de. Olur. Bu gece senin geçen gün. Git buradan. Abi, şunun haline bak nasıl mutlu oldu. Galiba aşık oldu kıza. Kızlar, dans edelim mi? Hadi Asif. Yok, sağ ol. İyi, sen bilirsin. Ben işe dönüyorum. Yani gerçekten üstüm başım yapış yapış oldu Olcan ya. Çok sinirlendi bir an şey olunca tabii. Vallahi benim de kanım kaynadı yani. Şişt, ne boş, hadi gel biz de oynayalım. Akif, aa delisin sen. Ya genç izliyordun işte, hadi gel oynayalım, Allah Allah. Akif, gençler var, bırak. Nebahat. Küpelerin de ne kadar güzelmiş. Aa, teşekkür ederim. Akif'imin hediyesi. Hadi, hadi Nebahat, hadi. Hadi gel. Allah Allah ya. Peki. Aa. Suzan.
Duydun mu? Akif almış. Nereden aldı acaba? Çok merak ettim. Ben bir tuvalete gideyim müsaadenle. Canım, ben diğer konuklara da bir bakayım. Tamam. Kızım, gel. Öpeyim seni. Leke kalacak şimdi ya. Güzel ya. Ne oldu Suzan? Niye çağırdın? Telaşlandırdın beni de. Benim küpelerimi neden nebate verdin? Anca öyle atlatabildim. Ne oldu? Kıskandın mı? Atlatamadın Akif. O küpeleri bana Kenan vermişti. Özel tasarımdı. Görünce tanıdı hemen. Ya aman tanısın. Kenan işte, ben hallederim. Merak etme, bulurum bir yolunu. Hallederim diyorum. Ben de o iş diyorum. Sen rahat ol. Sıkma canını. Güvenmiyor musun bana hiç? Gören olacak. Suzan, burada bizden başka kimse yok. Tamam, tamam. Yapma saçmalıyor şu anda. Ben gidiyorum. Afiyet olsun. Teşekkürler. Bir su alabilir miyim? Tabii, hemen. Buyurun. Teşekkür ederim. Annenin yaptığı bileklik mi? Bana da yapmıştı Hatice teyze. Yani ben çok beğenince yapıp getirmişti sağ olsun. Çok severdim ben Hatice teyzeyi. O da senden bahsederdi. İyi davranıyormuşsun ona. Öyle derdi yani. Çok özlüyor musun onları? İşime döneyim.
Şuna bak ya. Yüz buldular iyice. Dans etmekten canı çıktı ezim. Baksana mı kaydı? Hani bunlar parayı verecekti bugün, unuttun mu? Hayır, unutmadım tabii ki. O zaman ne bekliyoruz? Gelmişler burada partiliyorlar, biz de seyrediyoruz. Melisa'nın dibinden de ayrılmıyorlar hiç. İyice sinirlendim. Haklısın. Abarttılar iyice. Neredeydin sen? Üstümü temizledim de. İğrenç insanlar. Ve pislikler. Kime dedin? Doruklara dedim ya. Bizimkilere tip tip bakıyorlar. Boş ver, ilgilenme. Ya ortak, bir şey söyleyeceğim sana. Bu Neboş'un kulağındaki küpeler var ya, onu Suzan'da görmüş, tutturdu aynısından istiyorum diye. Fotoğrafını falan çekmiş. Ya ben de aynısından yaptırdım. Gözünü seveyim şu küpe mevzunu uzatma da kız mahcup olmaz. Öyle mi? Hmm. Ben de aynısını nereden aldı diye düşünüyordum. Özel tasarımdı onlar. Ya bizim Yervant yok mu, kuyumcu? Ona yaptırdım ben de, bak çocuk da aynısını yaptı yani. İşte kadınlar ortak, ne yapacaksın? Biri diğerinde güzel bir şey görmesin. Hadi olacaksın, oturalım hadi. Durmak yok kuzen, sabaha kadar dans. Evet. Yeterince eğlendiniz. Şimdi ödeme zamanı. Param nerede? Yanımda. Yürü. Al bakalım. 15.000. Nereden buldunuz? Çaldınız mı yoksa? La oğlum. Çam fazla olmaya başladın ha. Kardeşimin doğum gününde olay çıkarmayın. Berk yürü. Sahibin çağırdı, gidersin tabii. Oh be oğlum, kurtuluk. Vallahi bak nasıl maymuna döndüler, gördün mü? Sonunda. Şimdi içeri gidelim. Dans, dans, dans. Bir dur oğlum ya. Ömer, ne parasıydı o? Abi... Ne işler çeviriyorsunuz siz? Abi... Ömer! Arabanın masrafı 15.000 tutmuş abi. Doruk da geldi, sıkıştırdı bizi, parayı istedi. Ne yapsaydım? Ben de gittim borç aldım işte. Kimden aldın oğlum o kadar borç parayı? Abi ne yapacaksın, kimden aldın? Ben ödeyeceğim, sıkıntı yok. Oğlum nasıl ödeyeceksin o kadar parayı? Kim kime o kadar borç para veriyor? Oğlum bak beni delirtmeyin. Ne işler karıştırıyorsunuz lan siz? Ya tamam abi. Ya mecbur kaldık ya. Ya vallahi bak insanların içinde rezil ettiler abi. Ya milletin içinde sehpa olun dediler. Ayaklarını sırtımıza dayadılar. Ne diyorsun oğlum sen? Ya Ömer'in kafasını pisuvara sokmaya çalıştı Doruk abi. Ya vallahi bak canımıza yetti. Kurtulmak istedik bu kadar. Doğru mu bunlar?
Ömer, doğru mu bunlar? Doğru abi. 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 Abi dur dur. Abi nereye? Abi. Abi dur. Bak bana bak. Bak. Çek şu bir daha kardeşlerimin kafasını. Bak 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 bak. Ne oldu, canım mı çekti ha? Abi. 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 Ben sana göstereceğim onu. Ben sana göstereceğim kafayı bir suara sokmak ne demek. Yeter. Yeter! 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 Yeter ya! Ne yapıyorsunuz siz? Sen ne yapıyorsun? Benim evimde benim oğluma vuruyorsun, öyle mi? Polis çağır Akif amca, aksınlar şunları. Çağırırsan çağır. Biz durduk yere kavga etmedik. Bak delikanlı. Dur orada Akif Bey. Akif. Oğlun önce yaptığı pislikleri anlatsın. Hakikaten bravo. Kızım size kıymet verdi, doğum gününe çağırdı. Böyle mi veriyorsunuz hediyesini? Tamam. Tamam hadi. Defolun. Gidin evimden, istemiyorum. Tamam. Yallah. Hadi. Abi hadi gidelim ya. Evleri de onların olsun. Hadi bırak. Ay bir de cevap veriyor ya. Delireceğim. Sizin açlıktan ağzınız kokuyordu. Biz size yardım ettik, iş verdik. Siz ne kadar arsız insanlarsınız. Hadi gidin defolun. Gecemizi mahvettiniz. Gidin çöplüğünüze. Pislikler. Asıl pislik sizsiniz be. Ayıbı utanmayı önce kocanızı öğretin Nebahat Hanım. Bu ikisi var ya, kocanla Suzan Hanım. Yukarıda öpüşüyorlardı, kendi gözlerimle gördüm. Ahlaksız olan sizsiniz, biz değil. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda. Yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle. En azından rüyamda vesile tutunmama. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp.